Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere hırkamın devamını göstereceğim. Videomun devamına geçmeden önce yine hatırlatmak istiyorum. Eğer kanalıma abone olup videolarımı beğenip videolarımı paylaşırsanız kanalımın gelişmesinde katkınız olacaktır. Evet arkadaşlar, hırkamın arka, ön ve kapşonu hazır. Düğmelerini de diktim. Sıra geldi hırkamın kol yapımına. Hırkanın kollarını omuzlardan ilmek çıkartarak yapacağız. İsterseniz bu kolları ayrı parçalar şeklinde örerek omuzlardan dikerek birleştirebilirsiniz. Ben omuzlarda dikiş olmasını istemediğim için ilmek çıkartarak yapacağım. Hırkamız 40 beden. 40 beden içi daha önce de söylediğim gibi omuzlardan kol için toplam 40 ilmek çıkartıyoruz. Bunun içi, bakın, omuzun tam birleştirdiğimiz noktasına bir işaret koyuyorum. Şu dikişin olduğu noktası. Hırkanın parçalarını şu şekilde karşıma aldım. Şimdi bu işaretimden sağ ve sol tarafa doğru 20'şer tepe sayarak kol sınırlarını belirliyorum. İşaretim burada, düz ilmeklerden saymaya başlıyorum. İlk ilmeğim bu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Buraya bir işaret koyuyorum. Bu benim kolumun sağ taraftan başlayacak olan kısmı. Hemen yeşil işaretten sola doğru da, bakın, ilk tepeden itibaren başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20. tepeye de bir işaret koyuyorum. Sarı işaretlerimle kol sınırlarını belirledim. Şimdi sıra geldi kollardan ilmek çıkartmaya. Hırkamın ön yüzünü karşıma alıyorum. Sağ taraftaki işaretin bulunduğu yerden ilk ilmeğimi alacağım. Bakın, ipimin ucunu 10-15 santimetre kadar pay bırakarak şöyle örgümün iç tarafından işaretimin bulunduğu tepeden ön yüzden şişimi batarak dışarıya aldım. Aynı zamanda buradan bir ilmek çıkarmış oldum. Artık bu işarete ihtiyacım yok. Bunu çektim. Şimdi sıradaki tepeden yine battım. Bir ilmek de buradan alıyorum. Ön yüzden düz örerek ilmek alıyorum. Yine bir sonraki tepeye battım. Bir ilmek de buradan alacağım. Ancak ondan önce, bakın, şu ipin ucunu arka taraftan gizlemek için örgünün içine şöyle şişimin üstüne koydum. İpimi doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir sonraki tepenin iki ipinin altından battım. Şimdi bu ucu şişin üstüne almıyorum. Normal ördüğüm iple bir ilmek düz örüyorum. Yine bir sonraki tepeye battım. Düz örerek ilmek alacağım. Ama burada tekrar başladığım ipin ucunu şişimin üstüne aldım. İpi doladım. Bir düz ördüm. Bir sonraki tepeye battım. Normal örgü ipimle düz ördüm. Bakın, burada başladığım ipi de iç tarafta bu şekilde gizliyorum. Bir sefer şişimin üstüne o ipimi de alıyorum. İlmeği bu şekilde çıkartıyorum. Bir sonrakinde şişimin üstüne almadan serbest bırakıyorum. Normal düz olarak ilmek çıkartıyorum. Yine sıradaki tepeye battım. İpin ucunu şişimin üstüne aldım. Düz örerek bir ilmek çıkardım. Bir sonraki tepeye battım. Bu sefer bu ipin ucunu serbest bıraktım. Yine düz örerek bir ilmek aldım. Şimdi bu şekilde her tepeden ön yüzden düz örerek ilmek alıyorum. Bakın, orta işaretimin hemen sağ taraftaki tepesinden bir ilmek aldım. İşaretimi çıkarıyorum. Hemen bu dikişin sol taraftaki tepesine batarak bir ilmek alıyorum.
Bu taraftan da yine her tepeden ön yüzden düz örerek ilmek alıyorum. Sol taraftaki sarı işaretime kadar. Sol taraftaki sarı işaretimin bulunduğu tepeye geldim. Bu benim son tepem. Oraya da batarak bir ilmek de buradan alıyorum. İşaretimi çıkardım. Toplam şişime 40 ilmek aldım. Döndüm, örgümün arka yüzündeyim. Şimdi arka yüzden de düz örgü örüyorum. Her zamanki gibi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Sıradaki tüm ilmeklerimi kenar ilmeğime kadar düz örüyorum. Düz örgü ile haroşa örgü yapıyorum. Kenar ilmeğe geldim, ipimi öne aldım. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Yine döndüm, ön yüzdeyim. Şimdi bu şekilde haroşa örgüme devam ediyorum. Bakın bir diş haroşam ön yüzde hazır. İstediğim kol uzunluğa kadar bu şekilde herhangi bir artırma ya da azaltma yapmadan haroşa örgü örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde diğer omuzdan da bakın tam dikiş yerine işaretimi koyarak yine sağ taraftan 20 tepe, sol taraftan 20 tepe sayarak işaretliyorum ve buradan da ön yüzden aynı şekilde 40 ilmek alarak yine o kolu da istediğim uzunluğa kadar örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hırkamın kolunu yeterince ördüm. Sıra geldi kolun kapatma işlemine. Aldığım 40 ilmeği dümdüz haroşa örgü olarak herhangi bir artırma azaltma yapmadan ördüm. Ölçü olarak da veriyorum. Omuzdan itibaren 37 santimetre, genişlik olarak da 38 santimetre. Şimdi sıra geldi kapatma işlemine. Kapatma işlemini arka yüzden yapıyorum. Arka yüzden kapattığımda buraya bir sıra daha haroşa oluşturmuş olacağım. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi haroşa örgü yapar gibi yine düz örüyorum. İlk ilmeğimi bu ilmeğin üstünden geçirdim. Yine bir sonraki ilmeğimi düz ördüm. İlk ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üstünden geçirdim. Aynı şekilde devam ediyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İlk ilmeğimi bunun üstünden geçirdim. Bir daha gösterelim bakın. Sol şişimdeki ilmeğimi normal düz örüyorum. Sağ şişimdeki ilk ilmeği bunun üstünden geçiriyorum. Şimdi bu şekilde son ilmeğe kadar devam ediyorum. Bakın bu şekilde kapattığımda ön yüzde sol sıram haroşa örgü olarak oluşuyor. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi de aynı şekilde düz ördüm. Bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. İpimi kestikten sonra uzun kesiyorum. 40-50 santimetre uzunluk bırakarak şu son ilmeğimin içinden ucunu geçirip sıkılaştırıyorum. Kol tamamlandı. Aynı şekilde diğer kolu da ördüm ve kapattım. Şimdi sıra geldi kol ve hırkanın yan kenar dikişlerine. Şimdi bakın kolu omuz dikişinde şöyle tutarak ikiye katladım. Kolu dikeceğim önce, daha sonra da bakın arkayla önü yine aynı şekilde kenarlardan birleştirerek tam kol altında her iki parçayı tamamlayacağım. Kolun ön yüzünü şöyle uç kısmı karşıma gelecek şekilde tam ortadan bakın şu şekilde katladım. Örgü dikiş iğneme ipimi geçiriyorum. Şöyle her iki ucu tuttum. Şimdi ipim sağ tarafta, hemen sol kenarda bakın tam köşeye, ilk tepelere şu şekilde batıyorum. İpimi üste aldım. Şimdi bakın buradan tutturduktan sonra dikişime devam ediyorum. Haroşa örgü olduğu için farklı bir dikiş uygulayacağım. Haroşa tepelerinden dikişimi yapacağım. Sağ tarafta haroşalarımı şu alttaki tepelerine batış yaparak
alt iplerine dikiş yapıyorum. Sol tarafta ise haroşalarımın şu üstteki ilmeklerinde. Şimdi ilk işlemim hemen sağ taraftan başlıyorum. Sağ taraftaki ilk haroşa alt ilmeğim bu. Bakın sağ tarafta ilk haroşa ilmeğim bu. Bu üstteki ipinden değil, hemen yanında alttaki ipinden batıyorum. Sol tarafa geçtim. İlk sıramın haroşa, bakın hemen şu köşenin dibinde haroşa ilmeğinin üst ip tepesi bu. Battım, çektirdim. Şimdi devam ediyorum. Bundan sonra bakın şu sağ tarafta sürekli şu sırayı takip edeceğim. Haroşa sıralarımın alttaki ip sırasını. Şöyle tuttum da şu ilk sırayı alt iplerinden yukarıya doğru takip edeceğim. Sol tarafta ise aynı işlemi yapıyorum. Bakın burada da haroşa sıralarının ilk üstteki iplerinden dikişimi yapıyorum. Hemen bakın yine sağ tarafta ikinci haroşa sıramın şu alttaki ipinden, sol tarafta ikinci haroşa sıramın şu ilk üstteki ipinden, devam yine sağ tarafta üçüncü haroşa sıramın bakın ilk alt ipinden sıranın, buradaki üçüncü sıranın bakın şu ilk üst ipinden bir iki sefer batınca çektiriyorum. Bakın ne kadar düzgün bir dikiş oluşuyor. Sıra bütünleniyor. Aynı şekilde devam ediyorum. Sağ taraftayım. Dördüncü haroşa sıramın bakın o ilk alt ipi, bu üst ipi. Ben sağ tarafta alt iplerden batıyorum. Sol tarafta ise bakın haroşa sıramın ilk üstteki ipinde. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın sağ tarafta alt haroşa ipinden, sol tarafta üst haroşa ipinden. Bir iki batıştan sonra ipimi çektirerek sıkılaştırıyorum. Dikişimin ön yüzü bu. Bu da dikişimin arka yüzü. Şimdi bu şekilde kol altına kadar devam ediyorum. Bakın dikişimin duruşu bu. Son sıralarıma geldim. Aynı şekilde yine sağ tarafta haroşa sıramın bakın ilk alt ipinin içinden, sol taraftaki haroşa sıramın ilk üst ipinin içinden devam ediyorum. Son sıralarıma da bu şekilde battım. Hafif ipimi çektirdim. Şöyle bir esnetiyorum kasma yapmaması için. Bakın çok düzgün bir dikiş oluyor. Herhangi bir kasma işlemi de yok. Şimdi bunu yaptıktan sonra en son bakın sol taraftaki tepeye batmıştım. Tekrar sağ taraftan son battığım yerden şöyle iğnemi alta alacağım. İsterseniz buradan kenardan da dikişinize devam edebilirsiniz. Ben burada ipimi kesip yeniden alt taraftan başlayacağım ki alt kenarlar tam olarak otursun. Örgümün ters tarafındayım bakın. İpim burada. Şimdi şuradaki ilmek çıkardığım sıraya alt taraftan sıranın iplerinden batıyorum. Üst tarafta da bakın aynı sıranın üstteki köşesine şöyle iplerinden batarak geçiyorum. Bir sağlamlaştırma yapacağım burada. Sağlamlaştırmayı yaptıktan sonra şuradaki ilmeklerin içinden bir iki tepeden geçerek ipimin ucunu alta alarak fazlalı kesiyorum. Şimdi sıra geldi kenar dikişine. Kenar dikişini de yine aynı şekilde yapacağım. Bakın kenarda yeterince dikiş için ipim yok. Ayrı bir ip keserek dikişinizi yapabilirsiniz veya kestiğiniz ipi bakın işsiz birleştirme yaparak
Buradan devam edebilirsiniz. İki ipimin ucunu şöyle çapraz olarak üst üste getirdim. Kısa ipimi uzun ipimin üstüne bir kez doladım. Aynı şekilde bir kez daha doladım. Bakın iki dolama oldu. Şimdi bu iki ucu tutarak bir düğüm yapıyorum ve çekiyorum. Önce kısa uçları çektim. Şimdi de şu uzun iplerimi çekerek güzelce sıkılaştırıyorum. Bunu yaptıktan sonra fazlalıklarını tam düğümden kesiyorum. Düğümüm hazır, bakın. Yine ipimin ucunu iğneme geçiriyorum. Örgü dikiş iğnesine. İpim sol tarafta, şimdi sağ tarafta. Aynen kolda yaptığımız gibi şu tam köşeden batıp şu aradan üste çıkıyorum. İpimi üste aldım. Kolda olduğu gibi aynı şekilde bu sefer sol taraftan şöyle belirleyelim, bakın ilmekleri. Haroşa sıralarımın bir tarafta ilmeğin alt ipinden, bir tarafta da ilmeğin üst ipinden. Bakın şöyle tuttuğumuzda ipim sağ tarafta, ilk batışım sol tarafa olacak. Sol tarafta ilk haroşa sıramın şu üst taraftaki ipinden başlayacağım. Bakın battım, ipimi aldım. Sağ tarafta ise haroşa sıramın ilk ilmeğinin alt ipinden. Bakın burada. Yine bu şekilde kolda olduğu gibi hafif sıkılaştırarak devam ediyorum. Yine devam, bakın. Sol tarafta üstteki ipten. Sağ tarafta sıradaki haroşa sıramın ilk ilmeğinin alttaki ipinde. Bir iki kez batınca şöyle çektirdim. Devam ediyorum. Bir sonraki sıram bu. Hemen üstteki ipten buradakinin alt ipinden. Bakın burası sizi yanıltmasın. Bu kenar ilmeğim. Oradan değil. İlk ilmeğim, bu sıranın ilk haroşa ilmeği burası. Bunun şuradaki alt ipinde. Burada üst ipten bu taraftan alt ipten. Yine bir iki sefer battıktan sonra hafifçe çektiriyorum. Şimdi bu şekilde yine kol altına kadar devam ediyorum. Kol altında da yine alt tarafa geçerek işlemi tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bakın kol altına kadar geldim. Devam ediyorum. Bu haroşa sırasının ilmeklerinden de dikişimi yaptım. Bir sonraki sıram bu. Bakın bu tarafta üstteki ipin içinden, bu taraftan alttaki ipin içinden batarak burayı da topladım. Son olarak da bakın tam kol altında şuraya batıyorum. Arada boşluk kalmasını engellemek için bir de şu ipe batıyorum. Tam bu sırayı toplamak için. Buraya da battıktan sonra tekrar sol taraftaki bu battığım yerden alta geçiyorum. Amacım kol altında bir boşluğun oluşmasını engellemek. Bakın tamamlamadan bir esnetiyorum hafif, kasma yapmaması açısından. Alt tarafa geçtim. Alt kısmında yine koldaki gibi son ilmeklerin her iki taraftaki iplerinin içinden bir sağlamlaştırma yapacağım. Şu şekilde ipimin açılma yapmaması açısından şöyle sıkılaştırıyorum. Şimdi buradan yine 3-5 tepenin içinden geçerek ipimin fazlalığını kesiyorum. Burası da hazır. Bir tarafın kenar ve kolunu diktim. Bakın çok güzel, düzgün, kasma yapmadı. Örgülerde dikiş çok önemli. Çok güzel örüp tamamlıyorsunuz. Dikişi yaptıktan sonra istediğiniz şekilde durmadığında, kasma yaptığında
Örgünüzün herhangi bir anlamı kalmıyor. Bakın kolum ve yanı hazır bir kenarı. Şimdi aynı şekilde diğer kolla kenarı da dikiyorum. Onu da diktikten sonra hırkam tamamlanacak. Evet arkadaşlar, hırkamın diğer koluyla kenarını da diktim. Hırkam artık hazır. Çok kolay dümdüz parçalardan oluşan ağırlıklı haroşa örgülü ve Y burgu detaylı kapşonlu bir hırka modeli. Kısaca yine hırkayı nasıl ördüğümüzü anlatalım. Hırkanın arka parçası tamamen haroşa örgü. 60 ilmekten dümdüz haroşa örgü ördüm. Önlerde 34 ilmekle 40 beden içi başlayıp bu 34 ilmeğin 12 ilmeğini Y burgu içi ayırdım. Yine 34 ilmeği herhangi bir artırma azaltma yapmadan omuza kadar ördüm. Boy olarak arka ve önler 73 cm. Genişlik olarak arka 55 cm. Ön ve arkayı dümdüz ördükten sonra omuzlarda örerek birleştirme yaptım. Bakın tamamen işsiz bir birleştirme oldu. Benim modelim 40 beden olduğu için kenarlardan 16'şar ilmek birleştirdim. Kalan ilmekleri yine şişe aldıktan sonra şişle kapşon içi dümdüz aynı şekilde örmeye devam ettim. Belirli bir ölçüye geldikten sonra kapşonun arka kısmından önce bir sefer 2 ilmek, daha sonra da 5 sefer 3'er ilmek keserek tepeden yine örerek birleştirdim ve kapşonu tamamladım. Çok kolay bir kapşon yapımı bu. Daha sonra omuzlarda kenarlardan 40'ar ilmek alarak bu 40 ilmeği haroşa örgü yaparak kolları istediğim uzunluğa kadar ördüm. Ve son olarak da kol kenarları ile ön ve arka kenarlarını birleştirerek hırkamı tamamladım. Evet arkadaşlar, hırka modelim bu kadar. Umarım modelimi ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.